31 Temmuz Pazartesi Yeni Şafak Yazarı Osman Akkuşak Yazısı Hakiki bir dil öğretimi için Sevgili okuyucularım bugün sizin için iki değişik konuyu gündeme getiriyorum. Birisi dil öğretimi hususunda lüzumlu ve faydalı gördüğüm bir usul hakkındadır kalem ve fikir erbabı arkadaşlarıma ve Türk marifinin tanzim ve tertibinden sorumlu eğitimcilere ilim ve tecrübenin gösterdiği bir gerçeği hatırlatmak istiyorum.'' olan olmuştur. Şu veya bu ihmalden, Türkçe öğretimindeki bazı yanlışlıklardan, dil inkılabındaki aşırılıklardan yeni kelimelerin iyice yerleşmesini beklemeksizin eski kelime ve terimleri terk etmekten doğan bir kısırlaşma ve fakirleşme eğitim teşkilatındaki bütün öğrenme ve yetişme faaliyetlerini temelden baltalamış ve aksatmıştır. Bu gerçek İlim ve aklı selim sahibi, izan ve insaf sahibi herkesin tasdik edeceği bir vakadır. Sözü uzatmadan beyan edelim ki, bu tahrimat ve kısırlaşmanın tamiri için yapılması gereken şeyin, alınması icap eden tedbirin özü, edebiyat ve Türkçe öğretiminde antoloji mahiyetindeki ders kitaplarını bırakıp, edebiyatımızın ve dilimizin belli başlı eserlerini eksiksiz birer kitap halinde okutacak, hazmettirecek bir sistem bir usul ihtas etmeyi gerektirir. Bu bu prensip dil ve edebiyat öğretiminde bir devrim demektir. İlk öğretimde bilhassa orta öğretimde her sınıfın seviyesine göre seçilecek 7 seçme eser bir ders yılı boyunca okutulmalı, sınavlar bu kitapların hazmedilip hazmedilmediği hususunu tespit etmeye müteveccih yönelik bulunmalı, eserlerin dilini ve içeriğini iyice kavranmasını sağlamak için hem sınıfta hem ev vazifesi halinde incelenmesi temin edilmelidir. Divan Edebiyatından Şeyhinin Harnamesi, Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'u, Süleyman Çelebi'nin Mevledi, Şeyh Galib'in Hüsnü Aşkı, ayrıca Baki, Ruhi, Şeyhülislam Yahya, Naili, Nefi, Nabi gibi divan şairlerinden derlenmiş bir kitap, 19. yüzyıl edebiyatındansa Ziya Paşa'nın terkibendi ile Namık bendi, Nam kemalden seçmeleri ihtiva eden bir kitap, Vatan yahut Silistresi, Abdülhak Hamid'in Bakberi, tiyatrolarından bir iki tanesi, you <laughs> Fikret'in rubabı şikestesi ve şermini, Mehmet Akif'in safahatından öğretmenin seçeceği bir iki bölüm, Yahya Kemal'in Kendi Gök Kubbemiz, Eğil Dağlar, Edebi Hatıralar isimli eserleri, Hamdullah Supi'nin Dağ Yolu Yahut Güne Bakanı, Ömer Seyfettin'in hikaye kitapları ve bazı edebi fikri eserleri, Refik Halid'in, Reşat Nuri'nin, Yakup Kadri'nin, Ziya Gökalp'in, Halide Edib'in, Hüseyin Rahmi'nin eserleri arasından seçilmiş birer ikişer kitap, her sınıf için hazırlanacak 7-8 kitabın tespit ve seçimine esas teşkil etmelidir. Prensibin doğruluğu tasdik ve teslim edildikten sonra uygulamadaki incelikleri ve kolaylıkları, imkanları tamamlamak zor olmayacaktır. Cem Seymen İkincisi, televizyonda ekonomik, zirai, sınai ve teknolojik yayınlarda bulunan idealist bir kişi hakkındadır. Aşağıya onunla ilgili bir yazı derc ediyorum. Liseyi İstanbul'da bitirdikten sonra Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde turizm işletmeciliği eğitimi aldı. Kısa süre turizm sektöründe çalıştı ama daha heyecan verici başka bir sektör ilgisini çekmeye başlayınca eğitim için biriktirdiği ilk parayla uçak biletini alıp Amerika'ya gitti. 1993-99 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde yaşadı. Orada özgür düşünmeyi, risk almayı, bilimi, sanatı, edebiyatı, seyahati, hoşgörüyü, farklı düşünceye şartlar ne olursa olsun saygı duymayı ve tek başına ayakta durabilmeyi öğrendi. City University of New York'ta siyasal ekonomi ve New York Üniversitesi'nde televizyon yayıncılığı eğitimi aldı. ABC, CBS, NBC televizyonlarında profesyonel meslek seminerlerine katıldı. New York Başkonsolosluğu'nda 6 yıl çalıştı. Amerika'daki eğitim hayatı bittikten sonra BRT televizyonunda ekonomi muhabiri olarak çalışmaya başladı. BRT'de farklı bir dil ve uslupla kaleme aldığı yaşam haberleriyle Hayatın Renkleri programını sundu. Cem Seymen için gazetecilik kendi deyimiyle tutkunun ve şefkatin harmanlandığı büyük heyecan. Seymen'in başka bir tutkusu daha var. Edebiyat yeniden üniversite sınavlarına girip Beykent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bursu kazandı. 4 yılın sonunda edebiyatı o kadar sevdi ki yüksek lisans da yapmaya karar verdi. Edebiyatla ekonomiyi birleştirince rakamları kendini özgü üslubuyla öyküleştirdi. Bu sayede insan odaklı programlarına cesaret, kararlılık, dayanıklılık, azim kavramları damga vurdu. Cem Seymen'e göre her şey hayal etmekle başlıyor. Dünyadaki dev bütçeli şirketlerin tepe yöneticileri ve Türkiye'nin önde gelen iş adamlarıyla ses getiren röportajlara imza attı. Davos Ekonomik Forumu ve Uluslararası Para Fonu toplantılarına katıldı. Sanayi Rotası programıyla dünyanın ve Türkiye'nin farklı kentlerinden her hafta canlı yayın yaptı, sektörlerin sorunlarını yerinde inceledi. Haber spikerliğinin yanı sıra para dedektifi programıyla bilim, teknoloji, eğitim, inovasyon, üretim, tarım ve hayvancılık alanlarında ciddi araştırmalara imza atıyor. Cem Seymen bilgili, kararlı, inançlı ve inandırıcı bir idealisttir. Kendisini dinlemekte fayda ve isabet vardır.